Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Futur 1, yani gelecek zaman. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, Futur 1, yani gelecek zamanla ilgili bir cümle oluşturacak olursak, öncelikle werden fiilini ele almamız gerekiyor. Gelin werden fiilini çekimleyelim. Werden arkadaşlar olmak anlamına geliyor. Ben olacağım şeklinde ifade edildiğinde ich werde, du wirst, er wird, sie wird, es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden şeklinde çekimleniyormuş. Dilerseniz burayı bir tekrarlayalım. Ich werde, du wirst, er wird, sie wird, es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden, sie werden. Arkadaşlar, werden tek başına olmak anlamına gelir. Ich werde söz gelimi 24 yaşına basacaksam ich werde 24 demiş olurum. Demek ki böyle bir fonksiyonu varmış. Ancak Futur 1, buraya baktığımızda da ich werde 24 denildiğinde de bir gelecek zaman söz konusu. Ancak cümle içerisinde werden'i incelediğimizde burada ne oluyor? Oradaki eylem gelecek zamana taşınmış oluyor. Ne demek istediğimi gelin size anlatayım arkadaşlar. İlk örneğe baktığımızda Du wirst jetzt die Musik leise machen cümlesini görüyoruz. Ünlemli bir cümle. Bakın, öncelikle bir anlamlandıralım buradaki kelimeleri. Jetzt, şimdi demek, die Musik zaten bağırız bir şekilde. Müzik demek, leise daha sessiz anlamına geliyor arkadaşlar. Yani eğer çok volümlü bir müzik dinleniyorsa daha az ses anlamına gelmiş oluyor leise ile. Tabii güzel Türkçe'de biz ne deriz? Sesi kısmak deriz ya. İşte o anlama gelmiş oluyor arkadaşlar. Die Musik leise machen. Leise machen yani sesi kısmak demek, dediğim gibi. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar machen ne demek? Yapmak demek. Ancak burada Du wirst jetzt die Musik leise machen denildiğinde sen şimdi müziği kısacaksın diye, değil mi? Burada bir otorite var. Bu kim olabilir? Bu bir baba olabilir, bir anne olabilir, değil mi? Çocuğuna ne diyor olabilir? Sen şimdi müziği kısacaksın, değil mi? Geç olduysa şayet, değil mi? Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Sen müziği yapacaksın derken fark ettiyseniz arkadaşlar asıl fiilimiz ne? Machen. Ve machen modal fiillerde olduğu gibi sanki, öyle değil mi? Cümlenin sonuna gitmiş ve mastar halde kalmış ve asıl çekimlemiş olduğum fiilim hangisi? Werden. Dolayısıyla du wirst şeklinde, değil mi? Sen yapacaksın anlamına geldiğinde du wirst machen şekline bürünmüş oluyor. Dolayısıyla sen şimdi o müziği kapat bakalım denir ya, o anlamda, ya da kıs bakalım o müziği. Du wirst jetzt die Musik leise machen şeklinde ifade ediliyor Almanca'da. Tabii dil dinamiği içerisinde düşünmek lazım arkadaşlar. Birebir Türkçe'ye çevrildiğinde hani boşlukta kalınabiliyor. Dolayısıyla bu dil deneyiminde düşünüldüğünde, hani az önce de söylemiş olduğum gibi, sen o müziği şimdi bir kapa bakalım gibi algılanabilir bu cümle. İkinci örneğe baktığımızda ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Bald wird in jedem Haushalt ein PC stehen. Bakın, bald yakında anlamına geliyor arkadaşlar. In jedem Haushalt her evde anlamına gelmiş oluyor. Bakın, in jedem Haushalt demek ki her evde, bald yakında, PC, evet bu da bilgisayar demek arkadaşlar. Yani computer yerine PC demişiz. İkisi de aynı anlama gelmiş oluyor. Stehen, stehen de neydi? Durmak anlamına geliyor. Ancak buradakinin anlamı ne? Yakında her evde bir bilgisayar olacaktır anlamında çevrilebiliyor güzel Türkçe'ye. Dolayısıyla yakında ile başlamış. Dolayısıyla bald wird in jedem Haushalt ein PC stehen denildiğinde, bakın, werden ikinci pozisyonda kalıyor ve asıl fiilim stehen, yani durmak,
Ne olmuş? Cümlenin sonuna gitmiş ve mastar halde gitmiş. Bakın tıpkı bir model fiil kullanır kurar gibi. Öyle değil mi? Tabii model fiil yerine ne olmuş? Werden fiilimiz, werden yardımcı fiilimiz devreye girmiş. Tabii biz bu cümleyi şöyle de başlatabilirdik. In jedem Haushalt wird bald ein PC stehen de diyebilirdik. Bakın yukarıda da ne diyebilirdik? Jetzt wirst du die Musik leiser machen da diyebilirdik. Yeter ki werden ve asıl fiilim yerli yerinde dursunlar. Öyle değil mi? Onun haricinde dilediğim gibi diğer öğelerle oynayabiliyorum, yer değiştirebiliyorum. Dolayısıyla neyi vurgulamak istiyorsam cümlenin başına onu getirmiş oluyorum. Güzel Türkçe'de de öyle değil mi arkadaşlar? Neyi vurguluyorsam cümlenin başına onu getiriyorum ve güzel Türkçe'de ne yapıyoruz? Asıl fiilimi, yüklemi nereye getiriyorum? Cümlenin sonuna getiriyorum. Burada da durum bu. Dolayısıyla yardımcı fiilim veya ikinci pozisyonda ve asıl fiilim mastar halde cümlenin mutlaka sonunda olması gerekiyor. Ve son örneğe baktığımızda ne diyor? Ich werde morgen mit dem Rauchen aufhören cümlesini görüyoruz arkadaşlar. Morgen yarın demek arkadaşlar. Mit dem Rauchen, Rauchen sigara içme demek arkadaşlar. Ancak sigarayı içme durumunu isim olarak ele aldığımızda bunu büyük harfle başlatmam gerekiyor. Dolayısıyla Rauchen sigara içmek demek aufhören de bırakmak anlamına gelmiş oluyor. Aufhören fiiline baktığımızda arkadaşlar aslında ayrılabilir bir fiil. Ancak hatırlayın modal fiil içerisinde kullanıldığında ne oluyordu? Mastar halde kullanılıyordu. Bakın burada da şimdi ne var? Werden var. Ve az önce söylemiş olduğum gibi tıpkı bir modal fiil kurar gibi değil mi? Ne yapmış oluyorum? Werde aufhören bırakacağım demiş oluyorum. Dolayısıyla ne olmuş arkadaşlar? Ich werde morgen mit dem Rauchen aufhören denildiğinde ben yarın sigara içmeyi bırakıyorum demiş oluyoruz arkadaşlar. Evet ben sigara içmiyorum arkadaşlar. Umarım sizler de içmiyorsunuzdur. Bunu kesinlikle içen arkadaşlar için söyleyelim. Mutlaka ama mutlaka hayatımızdan çıkartalım arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne yapmış oluyoruz demek ki ikinci pozisyonda werden ve asıl fiilim ne oluyor? Mastar halde kalacak şekilde bu durumda aufhören ne oluyor? Cümlenin sonuna gidiyor ve ben yarın sigara içme durumunu bu olayı ne yapıyorum? Bırakıyorum dediğimde ich werde morgen mit dem Rauchen aufhören demiş oluyoruz. Dilerseniz bunların şöyle bir üzerinden bir geçelim arkadaşlar. Birinci cümlede arkadaşlar du wirst jetzt die Musik leiser machen örneğini görüyoruz. Wirst machen bakın tıpkı modal fiil kurar gibi tabi burada müssen, können, wollen gibi düşünün oradaki wirst'ı. Dolayısıyla du wirst jetzt die Musik leiser machen denildiğinde sen şimdi müziği kısacaksın anlamına gelmiş oluyor değil mi bu? Dolayısıyla du wirst jetzt die Musik leiser machen denildiğinde sen şimdi müziği kıs bakalım gibi bir anlam doğmuş oluyor. Tabi burada gelecek zaman söz konusu olduğundan dolayı ne yapmışız arkadaşlar? Werden fiilinden destek alaraktan ne oluyor? Du wirst jetzt die Musik leiser machen demiş oluyoruz. İkinci örneğe baktığımızda bald wird in jedem Haushalt ein PC stehen cümlesini görüyoruz. Bald demek ki neymiş arkadaşlar? Yakında. In jedem Haushalt her evde anlamına gelmiş oluyor. PC bu da tıpkı der Computer'da olduğu gibi bilgisayar anlamına geliyor. Stehen de neydi? Durmak anlamına geliyor değil mi? Ancak güzel Türkçe'de biz her evde yakında bir bilgisayar duracaktır demeyiz. Ne deriz? Yakında her evde bir bilgisayar olacaktır, bulunacaktır deriz öyle değil mi? Bu durumda ben bunu Almanca'da ne yapıyorum? Stehen olarak ele alıyorum. Yakında ile başladığımızdan dolayı ne yapıyoruz? Bald ile başlıyor cümlemiz. Bald wird in jedem Haushalt ein PC stehen demiş oluyoruz. Bakın burada da gene kuralı bozmuyoruz. Werden ikinci pozisyondayken stehen ne olacak arkadaşlar? Mastar halde ve cümlenin mutlaka ama mutlaka sonunda olması gerekiyor.
Son örneğe baktığımızda Ich werde morgen mit dem Rauchen aufhören örneğini görüyoruz. Burada ne diyoruz arkadaşlar? Ben yarın, morgen demek ki yarın demekti, öyle değil mi? Ben yarın sigara içme olayını bitiriyorum, bundan vazgeçiyorum anlamına gelen aufhören ayrılabilir fiilini görüyoruz. Ancak burada ayrılmamış. Neden ayrılmamış? Çünkü gelecek zaman werden yardımcı fiili var cümlenin içerisinde. Bu durumda ich werde aufhören, ben bırakıyorum anlamı doğmuş oluyor. Öyle değil mi? Ich werde morgen mit dem Rauchen aufhören demiş oluyoruz. Şunu da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Morgen mesela guten morgen denildiğinde günaydın anlamına geliyor, öyle değil mi? Ancak buradaki morgen yarın anlamı. Dolayısıyla yarın anlamlı morgen'i bu şekilde kullanmış oluyorum ve diyorum ki ben yarın sigara içme hadisesini, sigara içme olayını bırakıyorum dediğimde demek ki ich werde morgen mit dem Rauchen aufhören. Şöyle de diyebilirdim. Yarın sigara içme olayını bırakıyorum deseydik ne olacaktı? Morgen werde ich mit dem Rauchen aufhören şeklini alacaktı. Herhangi bir anlam değişimi olmayacaktı. Sadece ne yapacaktım? Yarının altını çizmiş olacaktım. Dolayısıyla o zaman ne olacaktı? Morgen ile cümle başlayacaktı. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Du wirst jetzt die Musik leiser machen. Du wirst jetzt die Musik leiser machen. Bald wird in jedem Haushalt ein PC stehen. Bald wird in jedem Haushalt ein PC stehen. Ich werde morgen mit dem Rauchen aufhören. Ich werde morgen mit dem Rauchen aufhören. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Futur 1 yani gelecek zamanı görmüş olduğumuz bu ders aslında bitmedi. Çünkü ileriki konularda Futur 1 ve diğer konuları mutlaka başka yapılar içerisinde görüyor olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.